Barışa
Hadi arkadaşlar. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Geliyorum. Sağlık emekçilerini bu halkın döveceğini söyledi.
sağlıklı yaşama hakkımız için alanlarda mücadele veren Türkiye Tabipler Birliği aramızda. Sağlık emekçileri sendikamız ve sağlık iş aramızda. Hoş geldiniz doktorlar, hoş geldiniz tabipler, hoş geldiniz sınıf doktorumuz, hoş geldiniz emekçi kardeşler. Tek başına ya. Türkiye halkı için, Türkiye emekçileri için gece gündüz alanlarda insanca, insan onuruna yakışır, sağlıklı yaşam hakkı için alanlarda sesimiz olan, alanlarda haykıran Türk Tabipler Birliği aramıza. Yalnız değiliz. Dedim ki sağlık işçileri sendikası aramızda. Yalnız değiliz. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları derneği aramızda. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yalnız değiliz. Sağlık memurları derneği aramızda. Yalnız değiliz. Sağlık teknisyen ve teknisyenleri derneği aramızda. Yalnız değiliz. Sosyal hizmet uzmanları derneği aramızda. Yalnız değiliz. Tıbbi laboratuvar teknisyenleri ve teknikerleri derneği aramızda. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sözü sendikası aramızda. Sosyal hizmet emekçilerin sendikası aramızda. İşçi memurlarına gelen grevler. İşçi memurlarına gelen grevler. İşçi memurlarına gelen grevler. Evet, yalnız değiliz kardeşler. Türkiye Diyetisyenler Derneği aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz kardeşlerimiz. Hoş geldiniz sağlık emekçilerimiz. Sevgili teker kremişleri, bu sabah
insani açıdan aşırı korusaylar, bunu yapmaya sizi zorlarlarsa, bizlerin hekimler olarak, sağlıkçılar olarak daima yanınızda olacağımızı
Başka soru bakalım.
Bütün insanlar kendi yetenekleri ve üretkenlikleri karşılığında
başka ülkelerden de gelişecek olan dayanışma arzu ediyorum, biliyorum. Sizin mücadelenizde başarılar diliyorum. Ayrıca bu hükümetin politikalarına karşı mücadelenin yeterli gelir ve gelecek teminatı anlamında insanların baskı altına almaya devam edilmesini de temenni ediyorum. Kazanacağız. Diğerine kazanacağız.
bakalım öyle imza başlayalım. Tamam. 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 Sonra onlar gelsin. Karı çıkın gelin daha iyi. Varım diyenler yoksa meydanlarda önce aklını sorgula, öz boyunu ıslanacak, ıslanacaksın, terin şerbetlesin suyunu. Hışkırığını yalnız bırakmalar, başın dimdik, kirpiklerin ıslanmasın, hep alacaklı kal sevinçlere, bölüm bölüm emildiğince acılara parçalan, emir yağdır sancılara. Sahte dünyalar çekiliyor gözlerinden şairim. Ellerin sana yeni dokunuyor bugün. Yüreğin işçisine bile daha yeni uyanacak. Umar! Yeni uyanacak. Yürüyüşümüzün 30. günündeyiz. Onurlu kavramızın iş, ekmek, özgürlük mücadelemize bugün ayağımızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Yönetimi aramızda, İl Başkanı aramızda, Kocaeli Milletvekillerimiz aramızda bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Kucaklıyoruz kendilerini. Hoş geldiniz vekillerim. Hoş geldiniz başkanlar. Kardeşler, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Beton İşimizin eski genel başkanı Cevdet Sarı aramıza. Cumhuriyetçiliği hoş geldin. Kardeşler, canlar, mücadelemizin ilk gününden beri bizleri yalnız bırakmayan meclis kürsüsünde haklılığımıza haykıran Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili'ne söz veriyoruz. Buyurun Sayın Vekilim. Türkiye'nin en önemli işçi sınıfının en büyük konfederasyonu Türk İş'in değerli genel sekreteri Tekdiran'ın ve tarih yazmış en güçlü sendikasının genel başkanı değerli arkadaşlarım ve yöneticileri, şahsım Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Kocaeli İl Başkanı yöneticileri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arzu edilmeye demokrasiden bahsedilen bir ülkede insan hakları ve özgürlüklerden dem vurulan bir toplumda böylesine somut adaletsizliğin, haksızlığın gasp edileceğini düşünmek mümkün değildi. Çünkü yıllarca alın teriyle, emeğiyle, namusuyla çalışıp insan gibi yaşamak isteyen insanların haykırışlarıydı. Sendikası, konfederasyonu yetkililere aylarca, yıllarca sizin karşılaştığınız bu adaletsizliği çözmek için uğraştılar. Ama uzlaşma, diyalog diyenler kaçtılar. Beraberdik Abdülbekir Parkı'nda. Ne yapılmıştı? Ne isteniyordu? Çoluk çocuğun rızkı, gençliğini, sağlığını harcadığı iş yerinden yasal, demokratik, anayasal haklarının devamını istiyordu. Bu gözden kaçıyor. Özelleştirme adı altında alın teriyle oluşturulmuş fabrikalar, tesisler yağmur edilircesine, beş genç edilircesine elden çıktığı gibi tek elin başına gelenleri de yaşayarak gördüm. Hem tütün üreticisi, 200 milyonun üstünde tütün üreticisi, çoluk çocuk üreticileri olarak hem de işçisi işte böylesine haksızlığa karşı mücadele etmek durumunda bırakıldı. Şimdi başka ülkenin tütün üreticisine, şimdi başka ülkede tütün işçisine
sorunu çözeceğini zannetmektedir. Bu yanlışlar mutlak bu hükümetin bir an önce dönmesi ülkeye yararlıdır. Demokrasimizin yararlıdır. İktidarlar işçilerle, yurttaşlarıyla yarışa, güç yarışına girmezler. İktidarlar haksızlığı önleyip ülkede barışı, kardeşliği, huzuru, beraberliği sağlamak için vardır. Hükümetler bunun içindir. Bu son derece rahatsızlık veren, var olan genel olumsuzluklara bunu ilave etmek hükümetin emeği, insanı, insan onurunu, insan sağlığını hiç dikkate almamasının sonucudur. Verdiğiniz mücadele tarihe geçecektir. Sadece kendiniz değil, sizin gibi haksızlığa uğrayan, umutla bekleyen, fedakarca sonunu, olumlu sonuç isteyen herkesin yansımasıdır. Ama açıkça söyleyeyim, dileğim bir an önce masa başında uzlaşarak, karşılıklı konuşarak bu adaletsizlik haksızlığı kaldırılarak huzurlu bir biçimde evlenmektedir.